saniyeler kaldı. Evet. Gong sesi çaldı. Dövüş başladı. Evet, İran direkt bir alt tekmeyle başladı. Süpürme de diyebiliriz. Oo! Peyman'dan harika bir döner tekme geliyor. Evet, maç hızlı başladı. Evet, iki sporcu da neleri var, neleri yok ortaya koyuyorlar. İranlı sporcu. Güzel bir maç, güzel bir maç izleyeceğiz. Sevgili Kıvanç. Evet, şu anda İranlı biraz daha maçı kontrol altında tutuyor gibi. Ama çok sağlam, çok sağlam söyleyebilirim ben, Gürcistanlı Tayfaççı Peyman Hacıyer. Son yıllarda uluslararası müsabakalarda Kafkas kökenli dövüşçüler. Azerbaycanlı kökenli olabilir Peyman, onu söyleyebilirim çünkü bir hayli Azerbaycanlı soyadı Hacıyev zaten. Vatandaşlarımız var Gürcistan'da. Bu Amerika'da yapılan UFC kafes dövüşlerinde de Kafkasyalı sporcular çok başarılı. Avrupa'da yapılanlarla da. Özellikle Tiken sporcular çok başarılı. MMA maçlarında Rusya'da yaşayan Çeçen sporcular. Evet. Yine ön ayak low kick. Evet. İranlı Muhammed'den. İranlı rakibini kovalıyor neredeyse. Ringde rakibini kovaladı İranlı sporcu Muhammed. Evet. Gürcü yine bir döner tekme denedi ama vazgeçti. Bir sol direk, sağ low kick Muhammed'den sevgili izleyiciler. Yine sağ direk, sollu sağlı direkler ön ayak low kick. Evet. Bir kroşeye geliyor. Gürcistanlı Tayfaççı'dan sevgili izleyiciler. Peyman Hacıyev. Yine İranlı Muhammed'den sollu sağlığa direkler. Bir sol, bir ön ayak middle kick. İranlı sporcu baskılıyor maçı. Pres yapıyor Muhammed sevgili izleyiciler. Yine sol direk. Sollu sağlı. Evet. Karşılıklı her iki Peyman'dan net bir sağ low kick geldi. Çok çetin geçecek. Çok çok. Sevgili Kıvanç. Her an bir nakavt gelebilir. Spirit. Evet Orhan Hocam. Bir önceki maçta da birinci round'un başında daha bir nakavta şahit olduk. Bakalım bu maçta da nakavt gelecek mi? Evet. Peyman çok sağlam vuruyor direkleri. Sollu sallı ama tabii boyu evet, kısa olduğu çok için çok güzel bir kafaya tekme geldi. Hoş gardını aldı Peyman ama yine de İranlı, güzel bir tekmeydi. İranlı mesafe iyi koruyor çünkü boy... Ve ikinci round başlıyor. Evet. Evet, Gürcü Peyman'dan vücuda darbeler ard arda. İranlı cevap veriyor sağ kroşe. Harika. Evet, kafaya bir spinning kick. Harika vurdu ama tutturamadı. Biraz da Erkan Varol'a özendi sanırım sevgili Kıvanç. Evet Erkan Varol. Erkan Varol bu tekniği çok yapar. Çok çok yapar ve çok da iyi dünyada. Gerçekten bu tekniği kullanan herkes Erkan Varol'u özendiğini söyleyebiliriz yani. Yüzlerce profesyonel maçı olan Erkan Varol gecenin organizatörlerinden. Diğer organizatör isim ise Burhan Oğuz. Gerçekten dövüşçüler iyi belirlenmiş, keyifli bir gece evet, geçiriyoruz. Evet, bir de aynı tekniği Hattie Hunter vardı. A1 maçta Tarık Solak rahmetli, onu da rahmetle anıyoruz. Çok gerçekten de emekleri oldu. Evet, Avustralya'da yaşayan Türk vatandaşı Tarık Solak, evet. Genç yaşta vefat etti kendisi. Evet. Harika, harika bir kılıç. Muhammed İlhani, İranlı Tayf açıdan sevgili Cilev. Yine sol kroşe. Sağ direk geliyor Peyman'dan. Sollu sağlı Muhammed'den. Şu anda İranlı baskı uyguluyor Gürcü sporcuya. Tamamen kontrolünü eline almış diyebiliriz. İranlı Muhammed. Bir sağ aparkat geliyor. Sağ kafaya neredeyse yakalıyordu. Garda çıktı İranlı sporcunun. Ama kısa kaldı tekme. Evet, evet. Ön ayak low kick yine Muhammed'den bir diz. Net bir diz geldi. Muhammed K1 kurallarına göre dövüşür diyebilirim gerçekten de.
Bir sağ diz, her iki dövüşü harika bir high kick, spring high kick bu. Hocam ama bu tabii döner tekmeler sporcunun enerjisini çok götürmüyor mu? Kesinlikle. Kendine güvendiği için vuruyordur belki. Ve çok sevdiği bir tekniktir sanırım herhalde. Maçın başından beri 3-4 kere vurdu. Beyman'ın evet, evet. Evet. Biraz solu sağlı. İplere dayadı şu anda İranlı Muhammed Gürcistanlı Beyman'ı. Güzel bir sağ direk. Yine karaciğere gelen bir sağ direk. Sola baka son low kick. Muhammed'den sevgili ardından harika sağ direk giriyor. Kılıçtı iyicene. Bu maçın sonu karakolda bitecek sanırım sevgili Kıvanç. Evet. Sporcular ellerinden geleni yapıyorlar. Alt tekme, orta tekme, üst tekme, yumruklar birbirini kovalıyor. Ellerinde ne var ne yok uyguluyor sporcular. Harika, yine bir sağ diz geldi Muhammed'den. Yine sol sağ direkt Peyman ama yorulduğunu söyleyebiliriz. Yukarı seviye high kick. Yoruldu artık. Hareketlerine yansıdı Peyman'ın. Allah OFC büyük güzel bir gala yapacağız. Ankara Sincan'da sevgili izleyeceğiz. Evet, 3. round başladı. Yine İranlı boksörün baskısı var round ringde. Ancak Gürcü boks dövüşçü de pes etmiyor. Demek ki o taktik işe yaramış. Evet, Peyman sağ aparkat içeri sokmayı deniyor. Daha çok gövde çalışıyor. Tabii yorulduklarında kafa yerine gövdeyi vurmakta daha kolay geliyor dövüşçülere. Evet, sol kroşe geldi. Arka ayak push kick. Muhammed'den sevgili izleyiciler. Solu sağlığı, sağ aparkat boşa geliyor. Evet, Peyman'ın dikkati biraz dağılmaya başladı ama harika, sağlam bir diz. Sağ diz geldi Peyman'dan. Arka bir diz daha geliyor Peyman'dan sevgili izleyiciler. Neler yapıyor bu Gürcü, neler yapıyor, neler neler. Evet, İranlı Muhammed Gürcü rakibini iplerde tutmaya çalıştı ama Gürcü'nün de tekniği iyi. Evet, harika bir low kick geldi İranlı Muhammed'den sevgili izleyiciler. Yine sol direkt evet, Peyman'dan. Evet, o sağ kroşe gelseydi fena olurdu. Güzel bir round, güzel bir round izliyor sevgili izleyiciler. Gerçekten Peyman toparlandı. Evet, tam istediğimiz bir round. Tam istediğimiz gibi bir round izliyoruz şu anda sevgili izleyiciler. Gerçekten maçlar kıran kırana geçiyor. Eşleştirilmeler çok iyi yapılmış. Peyman Aciyev ve Muhammed İlkani İranlı Tayfatçı sevgili evet, izleyiciler. Evet, kırmızı köşeye sıkıştırdı. Evet. Orta hakem hemen araya giriyor. Yine sollu sağlı direkler. Bir sağ kroşe deniyor Peyman. Gülce. Evet, sol. Low kick. Sağ kroşe Gürcü'den. Evet. İranlı yine Gürcü rakibini köşeye sıkıştırdı. Bir diz deniyor clinch'te. Ancak K1 kuralları gereği tutarak birkaç diz atamıyorsunuz. Muay Thai'dan farkı bu. K1 kurallarının. Dediğimiz gibi Thai Fight'ta da K1 kuralları uygulanıyor. Yine sağlam solu sağlı. Her iki Thai Fight'çıdan sevgili izleyiciler. Sağ diz. O kafaya bir diz geldi ama guard'daydı Gürcü. Evet, maçın ortalarına doğru artık yorgunluktan dövüşçüler daha fazla birbirine sarılıyor ya da klinci alıyorlar. Çok sağlam bir tekme geldi ama İranlı yakaladı tekmeyi. Peyman Hacıyev maça ortak oldu diyebilirim, söyleyeyim şunu. Evet. Son roundda gerçekten performansı iyiydi. Yine sağlam middle kick. Yalnız ekran karşısındaki izleyicilerimiz görüyor mu bilmiyorum ama Gürcü sporcunun sırtı bayağı bir kızardı. Yediği sağ orta seviye tekmeler isabet etmiş. Evet, İranlı biraz fazla açılmaya başladı. Çok güzel bir tekmeydi, yerini bulamadı ama buldu da gardta kaldı diyelim. Evet, puan değildi o. Onu söyleyebiliriz. Evet. Gürcü sporcu hızını alamadı. Evet, çok zevk aldık gerçekten de bu müsabaka. Nefes kesen bir müsabakaydı. Her iki sporcuyu tebrik etmek lazım. Süper bir Thai Fight maçı daha izledik.
Hakemlerimize teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten inceleyip sık dokuyorlar. Kararlarını kesinlikle eksiksiz not alıyorlar. Ve iki sporcumuzu da ortaya davet ediyorum. Arkadaşlar hakemlerimizin yanına, hakemimizin yanına. Evet, ağır çekimde. Ekranlara geliyor görüntüler. Ve kazanan 2-1 Mavi Köşe Muhammed İlhani. Evet değerli izleyiciler, İran'dan Muhammed İlhani maçı kazanan isim oldu. Ama haklı, ama haklı. Çünkü akşam gerçekten de Gürcü sporcu kupasını vermek üzere